Merhaba dostum, ben Matnela. Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Reels mi geziyorsunuz? Short mu geziyorsunuz? Dandari kuntik videolarla zamanınızı mı öldürüyorsunuz? Yoksa harbi ders falan çalışıp kitap mı okuyorsunuz? O zaman tamam, ders çalışıyorsanız, kitap okuyorsanız tamam da. Eğer zaman öldürüyorsanız size çok daha iyi bir tavsiyem var. Bugün sizinle beraber tam boş vaktinizde oynanacak 12 tane çok güzel oyun inceleyeceğiz. Bu oyunlarda bulmaca oyunları olacak, eğlence yönelik oyunlar olacak, bağımlılık yapıcı oyunlar olacak. Ve bu sayede boş zamanlarınızı biraz daha eğlenerek geçirebileceksiniz. Yani artık otobüste giderken veya arkadaşınızı beklerken canınız sıkılmayacak. Ayrıca listemizde biraz daha zekaya dayalı oyunlar da var. Bu yüzden ekstra da beyin jimnastiği yapacaksınız. Neyse, sizi daha fazla bekletmeyeyim. Kanalımızda bunlar gibi onlarca çeşitli liste olduğunu bildiğiniz için hemen videoya geçelim. Once Upon a Tower. Bir tane prenses hikayesi vardır, bilirsiniz. Bir tane prensi kulenin tepesine hapsetmişlerdir. Prensler de onu kurtarmaya çıkar. Ama bu oyun ona farklı bir bakış açısı getiriyor. Siz bu sefer prensesi oynuyorsunuz ve prensleri beklemek yerine kendiniz aşağıya yardırarak inmeye çalışıyorsunuz. Tabii bir de ejderha var, olmazsa olmaz. Kuleden aşağı inmek için bir tane balyoz kuluyorsunuz ve katları kırarak aşağı doğru iniyorsunuz. Oyunun bunun gibi basit bir altyapısı olsa da oldukça eğlenceli ve süslü bir oyun. Bir kere kulenin her katında karşınıza onlarca farklı düşman çıkıyor ve bu düşmanların farklı farklı özellikleri var. Ayrıca her katta hızlı düşünüp ani kararlar vermeniz gerekiyor. Bazen düşmanla savaşıyorsunuz, bazen hiç savaşmadan direkt aşağı iniyorsunuz. Ayrıca arada ejderha da gelip kulenin deliklerinden size ateş açıyor. Ona karşı da kendinizi savunmanız gerekiyor. Yani boş zamanlarınızda çok güzel eğlenerek oynayabileceğiniz, hızlı kararlar vermenizi sağlayacak oldukça güzel ve eğlenceli bir oyun. Oyunun boyut olarak 252 MB'lık bir boyutu var ve Türkçe dil seçeneği de var. Mecha Roma. Bu oyun sizi oldukça etkileyecek bir oyun. Çünkü oyun sadece 11 MB. Fakat 11 MB olduğuna bakmayın. Oldukça eğlenceli ve uzun süreler oynayabileceğiniz çok güzel bir oyun. Oyunun oynayış yapısı şu şekilde. Siz bir tane robotu kontrol ediyorsunuz. Karşınızda da küçük küçük mapler var. Bu mapler genelde bulmaca tarzında. Ve bu maplerde oluşturabileceğiniz bloklar var. Siz de bu blokları düzgün bir şekilde koyarak kendi hayal gücünüzle bir tane çıkış oluşturarak buradan çıkmaya çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oyun olmasına rağmen görselleri ve oynayışı oldukça etkileyici. Yani tam bir boş zaman oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Söylediğim gibi oyun boyut olarak 11 MB. Maalesef ki Türkçe dil seçeneğinde yok. Ki gerek de yok, zaten dil gerektirecek bir şey yok. Pixel Starship. Bu oyunumuz online bir şekilde diğer insanlarla oynayabileceğiniz büyük bir tane evrende geçen bir oyun. Oyunda adından anlayabileceğiniz gibi piksel tarzında bir uzay gemisini yöneterek oynuyorsunuz. Uzay geminize farklı bölümler ekleyebiliyorsunuz. Bu bölümleri geliştirebiliyorsunuz. Mürettebat alabiliyorsunuz. Bunun gibi uzay gemisini geliştirebileceğiniz bir sürü şey var. Ayrıca uzay geminizi geliştirdikten sonra diğer insanlarla da savaş yapabiliyorsunuz. Savaşmak için de uzay geminizin dışında geliştirmeniz gerekiyor. Yani çeşitli silahlar falan takarak sürekli daha iyi bir uzay gemisi yaratıp daha güçlü rakiplerle savaş çalışıyorsunuz. Yani arada girip böyle online bir şekilde oynamak için bir oyun arıyorsanız oldukça güzel bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca oyun çok çeşitli bir oyun ve sürekli yeni etkinliklerde geliyor ve farklı oyun modları da var. Yani başına oturduğunuzda uzun süreler keyifle oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Boyut olarak oyun 153 MB'lık bir boyutu var ama maalesef ki Türkçe dil seçeneği yok. Unsi. Bu oyunumuz bir açık kaynak kodlu Civilization tarzındaki bir oyun. Oyunda duymuşsunuzdur, bilgisayarda oldukça ünlü bir oyun. Yani kısacası oyun esas şu şekilde: belli alanlar var. Siz bu alanlardan bir tanesine yerleşiyorsunuz. Orada askeri birlik eğitiyorsunuz. Oranın ekonomisini kontrol ediyorsunuz. Bunun gibi kurduğunuz ülkenin bütün her şeyine bakarak ülkeyi daha da geliştirmeye çalışıyorsunuz. Komşularınızla savaşabiliyorsunuz. Onlarla anlaşabiliyorsunuz. Veya onlarla birlik olup başka birisine karşı savaş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde ilerleyen oldukça güzel bir sıra tabanlı strateji oyunu. Oyun açık kaynak kodlu. Yani bu şu demek: diğer insanlar da bu oyunda geliştirmeler yapabiliyor veya oyunun bir açığı olduğunda onu kapatabiliyorlar ve kimse bunu kar beklentisiyle yapmıyor. O insanlar da bu oyunu oynuyor ve oyunu daha iyi bir hale getirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden oyun sürekli gelişmeye açık bir oyun, sürekli ilerleyen bir oyun. Bu yüzden de yelpazesi oldukça geniş bir oyun. Yani yapabileceğiniz sürekli bir şeyler var ve sürekli de olmaya devam ediyor. Ayrıca tek oyunculu ve çok oyunculu seçenekleri de var. Ama maalesef ki bu oyun şu anda sadece Android'de var. Büyük ihtimalle iOS'a gelmez çünkü iOS böyle şeylere pek iyi bakmıyor. Oyun boyut olarak 21 MB'lık bir boyutu var ve Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Data Wing. Tokyo Drift sever misin? İşte bu oyunda da Tokyo Drift'leri attığınız bir ok oynuyorsunuz. Oyunun çok basit bir yapısı var. Belli alanlar var. Oralara değmemeye çalışıyorsunuz veya oralardan sekmeye çalışıyorsunuz ve belli bir çıkışa ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama çok güzel bir fizik tabanı var. Sürekli yanlayarak yarışıyorsunuz ve virajları dönmek, o bitişe ulaşmak oldukça eğlenceli bir hale geliyor. Boş zamanlarınızda da bu basit oyunu keyifle oynayabiliyorsunuz. Çok eski bir oyun aslında. Küçükken çok oynardık ama eğer duymadıysanız kesinlikle telefonunuza indirip değerlendirmeniz gereken bir oyun. Ayrıca offline bir şekilde istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Boyut olarak 100
137 MB'lık bir boyutu var ve Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Rings. Bu oyun boş zamanlarınızda sadece parmağınızı sağ sol yaparak ama oldukça iyi bir beyin jimnastiği yaparak oynayabileceğiniz bir oyun. Oyunda siz bir hükümdarsınız ve çeşitli kararlar vermeniz gerekiyor. Bu kararlar sayesinde önümüzdeki yıllarda halkınız refaha da ulaşabilir veya sefalete de ulaşabilir. Halk size karşı ayaklanabilir ve bunun gibi bir sürü durum yaşayabilirsiniz. Oyunda karşınıza belli karakterler geliyor. Bu karakterlerin belli bir önerileri oluyor. Siz de kabul veya reddediyorsunuz ama tabii her birinin farklı farklı etkilediği yerler oluyor. Ayrıca oyunda sadece bu karakterler değil, ekstra olaylar da olabiliyor. Mesela bir yerde savaş çıkıyor. Mesela bir ekonomik kriz oluyor. Bunun gibi çeşitli şeyler de olabiliyor. Onlar karşısında kendinizi savunmanız ve krallığınızı dengede tutmanız gerekiyor. Oyununda dengesini korumak istediğiniz 4 tane şey var. Kilise, halk, ordu ve hazine. Hepsinin arasındaki dengeyi tutturmanız gerekiyor. Yani birisi olmazsa diğeri de biraz zor oluyor ve batışa doğru gidiyorsunuz. Bu yüzden kararlarınızı çok iyi vermeniz gereken bir oyun. Oldukça da kafa yorduran bir oyun. Ayrıca bu oyun Türkçe dil desteği yok. Bu da aslında büyük bir sıkıntı fakat bunu siz kullanabilirsiniz. Sonuçta önünüze kart geliyor. Orada bir şeyler yazıyor. Onu böyle çevirmeye çalışarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Zaten bence 10 tane kart çevirdikten sonra 11.sini anlamaya başlayabiliyorsunuz. Yani İngilizce öğrenmenin çok farklı çeşitleri var ama oyunlardan da bu şekilde İngilizce öğrenmeyi sağlayabilirsiniz. Ama tabii bu oyun ücretli. Eğer ücretsiz istiyorsanız da farklı oyunlara da yönelebilirsiniz. Boyut olarak ise 160 MB'lık bir boyutu var. Cookie Run Kingdom. Bu oyun online bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun ve çok şirin şeker bir oyun. Oyundaki amacınız aslında bir masaldan çıkma bir krallık oluşturmak. Bunun için binalar inşa ediyorsunuz, o binaları geliştiriyorsunuz ve karakterlerinizi geliştiriyorsunuz. Ama asıl olay burada dönmüyor, asıl olay savaşlarda dönüyor. Çok farklı tarzlarda savaşları var. Bir kere karakterleri geliştiriyorsunuz, kendi karakterleriniz var. Her bir karakterin farklı özellikleri var. Bazıları savaşçı oluyor, bazıları şifacı oluyor, bazıları tank oluyor. Bunun gibi çeşit çeşit karakter var. Ve bu karakterlerin 5 tanesini sıralayıp PvE veya PvP savaşlara başlıyorsunuz. Arenada diğer insanlara karşı savaşıyorsunuz veya PvE modunda boss kesme gibi veya zindanda gitme gibi veya zıplama oyunları gibi çeşit çeşit oyunlarla oldukça eğleniyorsunuz. Oyunun efektleri ve görsel dinamiği çok iyi. Yani aslında çok tatlı görünen bir oyun ama efekt geldiğinde harbiden ne oluyor lan diyorsunuz yani. Ayrıca oyunu sadece ben size belli bir kısmı anlatabiliyorum çünkü oldukça büyük ve geniş bir oyun. Boyut olarak oyun 3.5 GB, zaten buradan da büyüklüğünü anlamışsınızdır ama maalesef ki oyunda Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. 1945 Air Force. Bu oyun 2. Dünya Savaşı'nda geçen ve eskiden oynadığımız uzay gemileriyle savaştığımız oyunlar var ya, o tarzda ilerleyen bir oyun. Oyun basit bir yapısı var ama boş zamanlarınızda oldukça eğlenebileceğiniz bir oyun. Genel olarak siz bir tane uçaktasınız. Uçağınızın farklı farklı özellikleri var. Hem uçağınızı geliştirmeye çalışıyorsunuz hem de yeni görevleri geçmeye çalışıyorsunuz. Karşınıza da onlarca farklı değişik uçak geliyor. O uçaklar da size ateş ediyor. Onlardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde ilerleyen, önceden de çok fazla oynadığımız o tüplü televizyonlarda bazı CD'ler olurdu. 20 tane oyun vardı. O oyunlardan da en bozuk olmayan oyunlardan bir tanesi de bu oyundu. O şekilde oynardık yani. Yani yaşı büyükleri geçmişe götürecek, yaşı küçükleri ise oldukça eğlendirecek güzel bir oyun. Boyut olarak 530 MB'lık bir boyutu var ve Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Ve telefonunuz iOS'sa bu oyunun adı birazcık farklı. Air Force değil de Airplane. Ama 1945 aynı. Brain Eaton. Bu oyun boş zamanlarınızda beyin jimnastiği yapabileceğiniz oldukça güzel bir oyun. Güzel tasarlanmış bölümleri var ve çok farklı farklı bölümleri var. Kendini tekrar etmiyor. Oyunda temel amacınız size verilen görevi yerine getirmek. Bölümlere göre bu görevler farklı olabiliyor. Mesela topları sıralı olur. Bir tane bardağı cisimleri doldur olur. Veya düz duran bir tane kareyi yukarı kaldırmak olur. Bunun gibi çok farklı görevleri var ve her bölümde gitgide üstüne koyarak gidiyor, birazcık zorlaşıyor yani. Sizin de elinizde bir tane kalem var. Bir tane şekil çizerek bu görevi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Ve hem öğrenerek hem düşünmek kabiliyetinizi geliştirerek hem de yaratıcılığınızla oldukça güzel zaman geçiriyorsunuz. Oyunda her şey serbest olduğu için istediğiniz gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Yani bir tane bölümün 2-3 değil onlarca farklı çözümü olabiliyor. Bu sayede de sürekli belli bir oyun oynuyormuş değil de farklı oyun oynuyormuş hissi yaratıyor size. Oyun boyut olarak 150 MB'lık bir boyutu var ve Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Mini Metro. Bu oyun çok basit görünmesine rağmen oldukça eğlenceli ve zaman öldürebileceğiniz, sürekli düşünmenizi sağlayacak oldukça güzel bir oyun. Oyun aslında oldukça basit. Bir tane şehirde bir metro istasyonu yapıyorsunuz. Bu istasyonda belli yerler kalabalık olabiliyor, belli yerler az olabiliyor. Bu kalabalıkla uyum sağlayacak sürekli iyileştirilen bir metro istasyonu tasarlıyorsunuz yani. Bu istasyonu istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Yani sınırı tamamen sizin hayal gücünüz ve verimliliği sağlamak, darboğazı azaltmak için çok güzel stratejiler düşünmenizi ve yapmanızı sağlayacak.
oynayacak bir oyun. Oyun genel olarak çok basit ama tabii bir o kadar da karmaşık ve uzun süreler eğlenerek oynayabileceğiniz oldukça güzel bir oyun. Şu an izlediğiniz videodan bayağı benim anlatmamdan anlamamış olabilirsiniz ama bir kere denemedikten sonra ne olduğunu anladığınız ve oldukça seveceğini düşündüğüm bir oyun. Boyut olarak 178 MB'lık bir boyut var ve Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Ayrıca oyunun rahatlatıcı müzikleriyle de uyumadan önce oynayabileceğiniz ufak ve eğlenceli bir oyun olarak da düşünebilirsiniz. Egg Inch. Bu oyunu aslında bir tıklama oyunu olarak görebilirsiniz. Yani tıklama oyunu nedir? Mesela başta bir tane tavuğunuz var. Bunu tıklayarak yumurta yaptırıyorsunuz. Sonra yumurtayı satıyorsunuz. İlk tane tavuk alıyorsunuz. Bunun gibi böyle gitgide ilerleyen ve arka planda işleri biraz otomatiğe bağladınız ama tıklarsanız daha da fazla kazanç sağlayabildiğiniz sonsuza kadar giden bir oyun türü. Ama bu oyunda ekstradan çok güzel grafikler ekleyerek ve güzel animasyonlarla yaptığınız fabrikayı görebildiğiniz oldukça güzel bir oyun yapmışlar. Oyunda ilk başta küçük başlıyorsunuz. Fakat gitgide fabrikanızı büyütüyorsunuz. Artık otomatikleşmeye başlıyorsunuz. Daha fazla para kazanıyorsunuz ve kocaman bir tavuk çiftliği şehri yapıyorsunuz resmen. Oyunda yapabileceğiniz onlarca şey var ve bazılarını düşünemiyorsunuz bile ve sürekli gelişme hissi de size çok iyi geliyor. Ayrıca oyunda şehrinizi de özelleştirebiliyorsunuz. Bu sayede görsel olarak da sizi oldukça tatmin edici bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Çok basit bir oynayışı olduğu için ve telefonunuza dik bir şekilde oynayabildiğiniz için otobüste veya farklı bir yerde bir 5-10 dakika kafa dağıtmalık iyi bir boş zaman oyunu. Boyut olarak 120 MB'lık bir boyutu var ve Türkçe dil seçeneği de maalesef ki bulunmuyor ama zaten genelde görsel dayalı bir oynayış şekli var. Bu yüzden de anlarsınız. The Battle of Polytopia. Bu oyunda 9. oyunumuz gibi Civilization tarzında bir oyun ama biraz daha basit bir oynayışa sahip, görselleri daha iyi, biraz daha esprili yaklaşıyor olaya ve hızlı bir oynayışa sahip. Oyunu şu şekilde özetleyebiliriz. Birkaç tane ırk var. Siz de bir tane ırkı seçiyorsunuz ve haritanın belli bir yerinde doğuyorsunuz abi. Bu ortada çok çeşitli kaynaklar var. Siz de bölgenize göre ve ırkınıza göre bu kaynakları en iyi şekilde kullanarak gelişmeye çalışıyorsunuz. Haritanın belli yerlerinde farklı insanlar var. Online bir şekilde oynuyorsunuz oyunu. İsterseniz de botlara karşı da oynayabiliyorsunuz tabi. Onlar da gelişmeye çalışıyor işte. Onlar da farklı bir gelişme tarzı bilinçliyorlar. Siz de yavaş yavaş hem alanınızı genişleterek daha fazla kaynak toplayarak hem kendinizi geliştirerek hem ekonominizi ve tesisatlarınızı geliştirerek hem savaş şeklinizi oluşturarak bir oyun oynuyorsunuz. Mesela siz bir deniz savaşçısı olabilirsiniz. Deniz etrafınıza yakınsa gemilerle falan da savaşabilirsiniz yani. Veya bir kabileyseniz biraz daha böyle bodoslama dalmaya yönelik bir takım da oluşturabilirsiniz. Ayrıca haritada gördüğünüz insanlara sadece savaşmak zorunda değilsiniz. Mesela büyük bir tane rakibiniz olur. İkiniz birleşip o rakibe dalabilirsiniz. Bunun gibi istediğiniz gibi oynamanıza izin veren oldukça güzel bir sıra tabanlı oyun. Sıra tabanlı olması da güzel bir şey. Oyunda eli hızlı olan daha fazla gelişmiyor. Oyunda sadece strateji dönüyor yani. Ve her oynadığınızda farklı bir oyun oynuyorsunuz aslında. Çünkü oldukça geniş bir oyun. Ve haritalarda sürekli farklı farklı haritalar oluyor. Yani yapabilecekleriniz sürekli farklılaşıyor. Oyun boyut olarak 162 MB'lik bir boyuta sahip. Maalesef ki Türkçe dil seçeneğinde yok. Ki çok fazla dile dayalı olmasa da birazcık İngilizce seviyesi istiyor. Ve arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda sizlerle beraber 12 tane boş zamanlarınızı değerlendirmelik güzel oyun inceledik. Bu oyunların bazıları çok küçük boyuttaydı. Bazıları da büyük boyutta biraz daha ağır oyunlardı. Tabi yerine göre ihtiyaca göre değişeceği için bu yüzden her çeşitte oyunu koymaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir ve güzel oyunlar bulmuşsunuzdur. Diğer listelerimize de göz atmak isterseniz kanalımıza her zaman gelebilirsiniz. Onlarca farklı liste çeşidi var. Yani istediğiniz türden oyunu rahatça bulabileceksiniz. Neyse diğer listelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.